Şeref Oğuz, paralel yapı yeni gezi peşinde. Daha önce de denediler. Sandığı ekonomi üzerinden vurmak için algı yöntemiyle kriz söylemi pompaladılar ama tutmadı. Mola verdiler. İki seçim yaşadık ve şimdi aynı yapı iş adamlarına kriz çıkacak, nakitte kalın, yatırım yapmayın telkinlerine başladı bile finansal vesayetin sürmesini isteyen faiz ve kur manipülatörü bazı bankalar bu defa dolarda zıplama bekliyoruz tezviratına başladı. Amaç yeni kabine öncesi piyasaları karıştırıp çıkar sağlamak ve algı yönetimiyle siyasi istikrarsızlık beklentisi pompalamak. Algı yönetimi Amerikan ordusunun icadıdır. Kökeni Joseph Goebbels'ın algılar gerçeğe dönüşür tezine dayanır. Kısa bir tanım verelim. İstihbarat sistemlerinin liderler ve kanaat önderlerinin tahminleriyle kitleleri etkileme disiplini. Mevcut duruma ve yakın geleceğe dair tahminde bulunup toplumun duygu ve motivasyonunu etkilersiniz. Bunu yaparken sosyal medya dahil bütün iletişim araçları kullanılır. Küresel krizde pozitif ayrışan Türkiye üzerinde algı yönetimi daha önce de uygulandı. Yerel seçim öncesinde dışarıdan ve içeriden İçler kötü gidecek mesajı pompalandı. Öyle ki gezi gerginliği ardından gelen mesaj bombardımanları kriz çıkarma boyutuna vardırıldı ama tutmadı. Cari açık en genel söylemiydi paralelcilerin. Ülkenin cari açığının yönetilemez boyutta olduğu algısı tutmayınca bunun yerine 17 Aralık operasyonuyla gelen ekonomiye suikast girişimi aldı. Bütçesi denk. Kamu borcu düşük, rezervi yüksek, finansal sistemi güçlü ekonomiyi önce yavaşlatmak istediler, gaz fren tartışmasını nitelikli büyüme algısına taşıdılar. Yetmedi, borsayı indirip dövizi çıldırtarak merkezi baskıladılar. Faizi artır, yoksa kriz çıkar dediler. TÜSİAD üzerinden ülkeye sermaye gelmez dediler. Şimdi paralel yapının yeni bir gezi peşinde olduğunu görüyoruz. Bu defa planladıkları gezi gerginliği ve 17 Aralık karışımı daha iyi çalışılmış bir kaos senaryosu oluşturmak. Tutar mı? Asla. Oyunlarını bozduk, yine bozarız. Şeref Oğuz, Sabah.